Selamun aleyküm dostlar, hoş geldiniz. Geçen aylarda Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya'nın denizaltı üretiminde ülkemizi oyaladığını duyurmuştu. Almanya'nın kısaca sorun çıkardığını ifade etmişti. Dolayısıyla bu gelişmeye ilişkin Yunan basınının bu olayı sevinçle karşıladığı ifade ediliyor. Türk denizaltılarında büyük sorun, reis sınıfı tehlikede şeklinde Yunan basını dediğimiz gibi sevinmiş durumda. Almanlar engelliyor ve yeni Alman hükümeti nedeniyle tüm programın şüpheli olduğu belirtiliyor. Türk donanmamızın geleceği için çok önemli olan Türk reis sınıfı denizaltıların yapım programı Almanya tarafından yavaşlatılıyor. Tüm programın uzun süredir ertelendiği bilinirken bu konu Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından gündeme getirilerek muhtemelen ciddi bir siyasi mesele olduğu ortaya koyuldu. Türk donanmamız için üretilmekte olan reis sınıfı denizaltı programında gecikme yaşanıyor. Bu gecikme Almanların alışık olmadığı bir şekilde uzun sürüyor. Yani siyasi nedenlerden dolayı gecikme yaşanıyor. Almanlar bizimle olması gerektiği kadar sıcak ve uzlaşı içinde işbirliği yapmıyor, bunu söyleyebiliriz. Bir Türk uzmanın açıklamalarına da yer veriliyor. Almanya hazır denizaltı satıyor ya da Alman Portekiz örneğinde olduğu gibi sadece hazır parçaların üretimine veya montajına izin veriyor. Sorun çıktığında ise Almanya müdahale ediyor. Kore örneğinde ülkenin tersaneleri işin çoğunu üstlendi ve Almanlar yorulmadı. Yani işin özeti istersek parça parça alıp ülkemizde yapabiliyoruz. Biz ise reis sınıfı denizaltılarda Almanya'ya farklı bir seçenek sunduk. Üretebildiğimiz parçaları kendimiz yapmaya, yapamadığımız parçaları ise Alman ürünleri olarak kullanmayı teklif ettik. Bu da aslında Almanların alışık olmadığı bir durum oluşturdu ve hedefledikleri maddi kazanıma ulaşmamalarını sağladı. Almanlar elbette Türkiye ile ortak plana hayır demedi. Üretici firma HDW, Türkiye ile çok iyi ilişkileri olan bir tersane ve müşteri kaybetmek istemedi. Ancak Alman hükümeti siyasi nedenlerle Almanların bize karşı kullanabileceği önemli reis sınıfı denizaltı yapım programını geciktiriyor. Bu nedenle yakıt pilleri, sevk sistemleri ve bazı gecikmeler varken önemli teknik ekipmanların da geciktiği duyuruldu. Alman hükümetiyle özellikle son iki denizaltının tamamlanması konusunda şüpheler sürüyor. 4 denizaltı ise tamamlanabilir de tamamlanmayabilir de. Almanya'da yeni kurulacak hükümet içinde Yeşiller Partisi açık bir şekilde Türkiye düşmanı ve tüm plana engel olmaya çalışacak. 4 denizaltı ülkemize verilecek mi verilmeyecek mi soru işareti. Almanlardan başka dünyada tahrik sistemleri satın almanın bir alternatifi de yok. Dolayısıyla Almanya'ya bağlı kalıyoruz. Yakıt hücrelerinde alternatif var. Fakat Siemens elektrik motoruna alternatif bulmak neredeyse imkansız. Tek bir sistem çalışmadığında tüm denizaltı personelinin hayatı tehlikeye girer. Yani bir gemi gibi değil. Dolayısıyla denizaltıda sistem çalışmadığında denizaltı dibe batar. Ne yazık ki Endonezya'da ve Arjantin'de bunu sık sık görüyoruz. Sonuç olarak reis sınıfı denizaltıların alternatifi bulunmuyor. Almanya bize reis sınıfı denizaltı tedarik etmezse tazminat ödeyebilir. Ama mesele şu ki tazminat ödese bile böyle stratejik bir denizaltı alamayacağımız için bizim için de oldukça kötü olacaktır. F-35 konusunda da gördük, paramızı geri talep edebiliriz fakat ABD paramızı vermiyor. Almanya'da programı yarım bırakabilir veya uzun yıllar bizi oyalayabilir. Bunu da söyleyelim. Bütün bunların temelinde Alman hükümetinin Türkiye'ye yönelik duruşunu görmekteyiz. Bu olayları Yunanistan medyası şu şekilde yorumluyor. Almanlar Ankara'yı neden engelliyor başlığı kullanılmış. Türklerin Ege'ye karşı Neo-Osmanlı planları yürüyüşe çıkıyor cümlesini kullanmışlar. Yunan basını hemen gaza gelmiş. Dünyanın tek Type 214 denizaltısını ve reis sınıfı Türk versiyonu yapan Alman demi HDW, Türkiye'nin kendi denizaltılarını yapma yeteneğine sahip olmasını istemiyor. Çünkü Türkiye, Arap dünyası ve Akdeniz'de birçok ülke için pazar kapısı olacak. Dolayısıyla Alman firması pazar kaybedecek. Türkiye şimdiye kadar Alman teknolojisini 2-3 bin ton iki gemide kullandı. Özellikle bu gemilere yerleştirilen füzelerdeki dikey fırlatıcılar da Alman teknolojisinden yararlanıldı. İki sınıf konvansiyonel Milden denizaltısı ve bir başka versiyon
Türkiye tarafından Alman teknolojisiyle üretildi. Aynı zamanda Türk savunma sanayisi Doğu Akdeniz'i doldurmak için İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından insansız denizaltılarla ilgili program yürütüyor cümlesi kullanılmış. Bu nedenle tehlike sadece Yunan donanması için değil, Doğu Akdeniz'in rotasını kontrol etmek ve denizaltı güç kablolarını korumak isteyen Fransız, Mısır, Amerika ve İsrail donanmaları için büyük tehlike olacaktır. Almanya'da hükümet değişikliği var ve bu da muhtemelen Türkiye yanlısı hükümet olmayacak. Şu anda Türkiye Almanya'nın önemli bir ticari ortağı, fakat Yeşiller Partisi'nin hükümette rol almasıyla işlerin kötüleşmesi bekleniyor. Türk denizaltılarının önemli yeteneklere sahip olması, DDAH'taki Amerikan üssünün yanı sıra Yunan askeri altyapısı dışında Yunanistan'daki diğer üsleri de ciddi şekilde tehdit ediyor. Washington'ın Ankara'nın hidrokarbon madenciliği yapmasını da istemediği biliniyor. HDW'nun amacı hiçbir zaman saç veya kaynak yapma gibi basit sistemler üzerine olmadı. Almanlar her zaman para kazanmayı düşündü ve kaliteli işler yaptı. Bu haber de bu şekilde servis edilmiş. Yine Yunan medyasındaki habere baktığımızda F-35 ve ABD donanma denizaltılarında arızalar olduğu belirtiliyor. Amerikan savunma endüstrisinin bariz kusurları bitmemiş teçhizatı pazarlamasıdır cümlesi kullanılmış. Yine ABD'deki düşük kaliteli metal skandalından da bahsedilmiş. Federal savcılar mahkemede 10 yıllardır donanmanın önde gelen yüksek mukavemetli denizaltı çeliği tedarikçisinin şirketin uzun süredir çalışanlarından birisinin laboratuvar sonuçlarını tarif etmesi nedeniyle daha düşük dereceli metal sağladığını ve bunun ABD donanması gemilerinin deniz veya diğer deniz gemileri için daha fazla risk altına soktuğunu söylüyor. Yani kısaca Amerika'da bir dolandırıcılık yapılmış ve ortaya düşük kaliteli çelik satılmış. Savcılar şirketi an itibariyle soruşturuyor. ABD Başsavcısı Brian Moran, Seattle'da basın açıklamasında Bradken firması donanmayı ve operasyonları tehlikeye attı. Devlet müteahhitleri kuruluşlarda dolandırıcılığa müsamaha göstermemeli ve öğrendiklerinde hükümete tamamen bunları aktarmalılar şeklinde raporda bulundu. Mahkeme belgelerinde bazı denizaltı bileşenlerinin başarısız olduğuna dair kanıt yok. Ancak Moran, deniz kuvvetlerinin denizaltıların gezilebilir kalmasını sağlamak için artan maliyet ve bakıma maruz kaldığını söylüyor. Hükümet hangi denizaltıların etkilendiğini de açıklamadı. Bilindiği gibi geçen aylarda Çin denizi açıklarında Amerikan denizaltısı bilinmeyen bir cisme çarpmış ve Guam'da an itibariyle tamir ediliyor. Dolayısıyla bununla ilgili haber de burada aktarılmış. F-35 ile ilgili bilinen sorunlardan bahsedilse de F-35'in iyi bir uçak olduğunu söyleyebiliriz. Daha geçen günlerde İspanya 55 tane sipariş verdi. Dolayısıyla almadığımız için kötülemeye de gerek yok. Evet dostlar, dünyanın birçok bölgesinden haberleri aktarmış olduk. İzlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.